Merhaba, bebeğimle birazdan havuza yüzmeye gideceğiz. Onun için başımıza güneş geçmesin diye onun şapkasını takalım. Ben de şapkamı takayım. Çantamız da hazır. Gidebiliriz. Şöyle arabamıza koyalım seni. Çantayı da şöyle koydum. Tamamdır. Gidebiliriz. Ama bu içinde su dolu havuz, bu patlamış. Bebeğim, acaba diyorum ki top havuz, su havuzumuz patlamış. Onun yerine top havuzuna mı girsen? Hay aksi, bunu da bir şekilde şişirmek lazım. Bunu nasıl yapacağım ki ben? Buldum. Tamtam Usta. Merhaba Tamtam Usta. Bebeğimi şişme havuza sokmak istiyordum suya ama galiba havuz patlak. Gelip bakabilir misin? Tabii ki müsaitim zaten. Geliyorum hemen. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Havuz patlak dediğine göre bu yama bantlarını yanımıza alabiliriz. Merhaba. Geldi işte Tamtam Usta. Merhaba. Merhaba patlak. Evet, patlak havuzumuz bu Tamtam Usta ve bebeğim de çok sabırsızlanıyor. Bir an önce girmek istiyor. Fark ettim de biraz fazlaymış sanki. Bunu zaten daha önce onarmışız. Sanki yapılabilir gibi durmuyor. Tamam. Peki ne yapacağız Tamtam Usta? Baksana o da durmuyor. Buna yapılabilecek tek bir şey var. Ayşe'nin mağazasından yeni bir havuz almak. Çünkü bu tamir edilemez. Tamam, hadi gidip alalım. Hadi. Hadi gel. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni oyuncaklar geldi. Hoppa. Onu şöyle koyuyorum. Bunlar da mini mutfak rafları için sunum tabakları. Onları da böyle koyalım. Ayşe Hanım, kolay gelsin. Tamtam Usta, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl yardımcı olayım size? Bizim bir problemimiz vardı. Nedir? Söyleyebilir misiniz? Bebeğim bugün havuza girmek istiyor ama bizim şişme havuzumuz ki maalesef tamir edilemiyormuş. Sizden şişme havuzu almaya geldik. Anladım. Burası gördüğünüz gibi genel bir market. Yani bende her şeyi bulabilirsiniz. Fakat son şişme havuzumu sizden önce başka birisine sattım. Maalesef şu anda elimde şişme havuz yok. Tamam. Ne yapacağız bilemedim. Pekala, ne yapacağız şimdi? Bu çıkma tekerlek size mi ait acaba, satılık mı? Evet, bir motor tekerleği satılıktır. Tamam, bu olur ama bize bir de büyük bir çöp poşeti lazım. Büyük boy çöp poşeti? Evet. Tabii, bir saniye, o da şuradaydı. Büyük boy bu. Bir paket almama gerek yok. Bir adet yeterli olur benim için. Bir tane, tamam. Bayağı büyükmüş, çok iyi oldu. Gidebiliriz artık. İyi ama Tamtam Usta, havuz yokmuş. Bu lastik ve çöp poşetiyle ne yapacağız? O iş bende. Benim adım Tamtam Usta. Bunu eskiler bilir. Ayşe Hanım, siz de bizimle yüzmek isterseniz gelebilirsiniz. Çok isterdim, teşekkür ederim ama mağazayı ne yazık ki kapatamıyorum. Rica ederim. Gidebilir miyiz o zaman? Tabii ki. Buyurun Nurten Hanım. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Ağlama yapacağız şimdi hemen. Güle güle. Yine bekleriz. Ümit. Ufaklığa yemek yedirirken, mamasını yedirirken ben de havuzu yapayım. Bu patlak havuzu buradan kaldıralım. Nereye versek? Suyu direkt bu lastiğin içine koyarsak maalesef suyun içine donacak. Ama şimdi bu çöp poşetini lastiğe geçirdiğim zaman, evet, şimdi burada su birikecek. Evet, artık içine su doldurabilirim.
Havuzumuz hazır mı? Evet, artık girebilirsiniz. Ha? Aa, bayağı bildiğiniz havuz olmuş bu. Evet. Bebeğim artık hazırsa onu sokabilirim. Tabii ki. Gel bakalım. Gir bakalım. İstersen içine birkaç tane renkli top atayım. Bebek de oynamış olur. Çok teşekkür ederiz Tam Usta'nın sayende bebeğim harika bir havuz keyfi yapıyor. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.